Peki tekrar bir bağlantımız var. Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü Namık Tan. Namık Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, iyi yayınlar. Sağolunuz. Şimdi 1100 lira oldu. Sizin aslında talebiniz 1500 liraydı. Türkiye Emekliler Derneği olarak uzun süredir de 3 yıldır da 1000 lira bu oran. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz? Yani biraz önce işte artık yaşayamıyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz dediler. Türkiye Emekliler Tüm Emekliler Sendikası'ndan Ali Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Yetmiyor diyor herkes ama olan bu. Cumhurbaşkanı dedi ki biz onu 100 liraya tamamlayacağız. Şimdi öncelikle iyi akşamlar. Şimdi tabii ki sosyal güvenlik bir ülkenin aslında sosyal politikasının en önemli uygulama alanı. Sosyal devlet olmamızı da bu sosyal güvenlik içerisinde bulunduğumuz yerde arayabiliriz, değerlendirip. Onun için sosyal güvenlik doğuştan ölüme kadar, hatta ölümden sonra hak sahipleri yine yararlanıyor, devam eden bir sistem ve bütün ülkeler bu sistemi iyi uyguladıkları zaman sosyal devlet olma kimliklerini her zaman için gösterge olarak ortaya koyabilirler. Bizim ülkemizde sosyal güvenlik 3 ayrı kurum kanalıyla ayrı ayrı yürütüldüğü için ve sık sık da değişiklik yapıldığından, yani nimet külfet, eşitlik, bu parametreler hep bozuldu. Yani bu bugünün sorunu değil, geçmişten günümüze kadar sosyal güvenlik sistemimizi iyi yönetemedik. Hem mevzuat olarak hem uygulamalı olarak. Bir örnek vermek gerekirse bir bakıyorsunuz 3600 günden emekli olan 9000 günden günümüzde emekli olandan fazla aylık alabiliyor. Bu kanunun, mevzuatın getirmiş olduğu haklılık. Yani ben onların çok olduğunu söylemiyorum. Yani ortaya çıkan çarpık ve eşit olmayan bir fotoğrafı ben söylemek istiyorum. Evet. Dolayısıyla tabii ki şimdi 2000 öncesi, 2000-2008 dönemi ve 2008'den sonra şu andaki 5510 sayılı kanun 3 ayrı karma sistemden emekli aylıklarını hesaplanmasını öngörüyor. Şimdi tabii ki en son yapılan kanun değişikliğinde aylık bağlam oranı ve primlerin güncellenme kat sayısında azalmalar oldu. Dolayısıyla buradan aylıklarda belli oranda da düşmeler. Peki kayıtlı. Şimdi yani Namık Bey şunu soracağım. Şimdi 100 liraya tamamlayacağız dedi Cumhurbaşkanı. 3 senedir de 1000 lira olan bir zam oranı, ikramiye beklentisi daha yüksekti. 3 senedir böyle olduğu için hani bu sene belki daha da yüksek olur denildi. Sizin bu konuda bu taleplerinizi hani ilettiğiniz, işte daha öncesinde röportajlarda da denk geldik çünkü Türkiye Emekliler Derneği diyor ki işte ilk zam oranları daha açıklanmadan önce zam yapılacağı için teşekkür ediyoruz ifadesi de belirtilmişti. Ama şimdi halen bu oranlara bakarak ne diyorsunuz buna? Yani o zaman hani zam yapılacak diye bir teşekkür de iletilmişti ama şu anki duruma bakınca talepleriniz yerine gelmemiş oluyor aslında. Yani mevzuatın dışında biraz bunu konuşmak istiyorum. Çünkü mevzuat hani baştan sona şimdi o kadar değerlendiremeyeceğiz. Buyurun. Şimdi tabii ki ben önemli olan emekli aylıkların seviyesi. Evet. Çünkü geçimimizi sağlayan emekli aylıkları. Ben o anlamda kısa bir yorum değerlendirmeye çalıştım. Tabii. Burada esas olan emekli aylıklarının günümüzde yaşam koşullarına yetmesi için yeniden mevzuatımızın elden geçmesi ve intibak koşullarıyla, yani bugün memur emeklileri örneğin 30 yıl önce birin dördünden emekli olmuş, bugün birin dördünden emekli olmuş, ikisi kuruşu kuruşuna aynı alıyor. Ama SSK ve Bağkur'da bu çarpık düzenden dolayı bizim kanunlarımızda çok değişiklik yapıldığından emekli aylıkları hem eşitlik yönünden şu anda eleştiriliyor, hem seviye yönünden geçime yetmediğini biz zaten paylaşıyoruz. Evet. Türkiye Emekliler Derneği olarak tabii ki ikramiye çok önemli. İkramiye aslında bizim toplumda çok kıymetli bir ödeme. Şimdi ikramiye Türkiye Emekliler Derneği'nin 40 yıldır gündemine getirdiği, yani 40 yıl önceki genel kurullarımıza gittiğimiz zaman ikramiye en önemli taleplerimizden birisi karşılık olarak buluyor. Çünkü bayramlarda emeklerin buruk kalmaması için, evet, nine, dede, torun kaynaşması, harçlıklar,
işte kurban almalar, bunların mezar ziyaretleri, ülkelerine özür diliyorum, memleketlerine gitmeleri, ikramiyeler burada çok kıymetli. Ama başlangıçta güzel bir uygulama oldu. Emeğe geçenlere biz teşekkür ettik. Ama ikramiyenin sabit kalması onun alım gücünü çok küçülttü. Dolayısıyla bizim teklifimiz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve hükümet edenlerden, bütün siyasi partilerle de paylaştık. CHP ile, İYİ Parti ile, AK Parti ile, diğer partilerle. Yani biz her ay bunu basın yoluyla da kamuoyuna paylaştık. Ve dedik ki son ikramiyenin uygulanmasına başlandığı 2018 yılı Haziran ayından itibaren emekli aylıklarına ne zaman yapılmışsa yapılan zammın aynı şekilde ikramiyelere gecikmeli de olsa günümüze taşınması ve 1545 liraya tekabül ediyor. Bunu hükümetten biz talep ettik. Tabii bu talebimiz elbette ki tam karşılığını bulmadı. Bunu paylaşmak isteriz. Yalnız tabii ki bir de Sayın Milletvekilim de orada. Bu konular sendikal kimlik olmadığı için biz toplu sözleşme yapmıyoruz. Sadece talepte bulunuyoruz. Biz bunu gündemde tutuyoruz. Bütün milletvekilleriyle de paylaşıyoruz. Zaten meclisinde bir teklif sunuldu. O da reddedildi. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bakın her yıl bütün ödemelere devletin alacağı olsun, işçilerin, memurların alacağı olsun hep zamlar yapılır. Evet. Zam yapılmayan tek ödeme ikramiye, emekli ikramiyesi. Yani onun için bu tartışmaların da sona ermesi için, her sene bir beklentiye de dönüşmemesi için bir artış sistemi getirilmeli. Ya yıllık enflasyon olur, yeniden değerlenme oranı olur, Ekim ayında belli oluyor, vergilerimize bu yansıtılıyor. Yani ya da emekli aylıkların 6 ayda bir artışı burada endekslenebilir ve böylece de hiç kimsenin bu konuyu tartışmasına mahal kalmaz ve az oldu, çok oldu tartışmalarda sona erir diye düşünüyorum. Bu sağlanabilir mi peki? Hemen Sayın Başar Rasol'a soralım. Aslında hani bu talepler karşılanamaz mı normalde? Biz zaten yani niye karşılanma gücü yok mu yani bakın, şu anda? Söylediğimiz gibi defalarca bunu meclis gündemine taşıdık. Yani 3 yıl önce bu zammı konuştuk. Emekli maaşlarının işte en az ne kadar olması gerektiğini defalarca söyledik. En azından en az asgari ücret kadar olsun. Bunu söyledik. Ama AK Parti ve MHP'nin oyları da reddedildi. Dinlemediler. Yani bizden gelen emekliyle, işçiyle, asgari ücretle ilgili tüm konuları kapalılar. Bu olamaz böyle bir şey. Şimdi sarayın bürokrasisi, sarayın milletvekilleri emeklinin bu maaşla yaşayamadığını bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Şu kadarcık aklı, şu kadarcık öngörüsü olan insan bunu görüyor. Hadi bakalım. 1800 lira işte 1400 lira oluyormuş evet, az önceki başkan 70 lira yani ailelerin 6 saatlik masrafları ailelerinin bu kadar net söylüyorum bir parça empati yapsınlar biz bunları getiriyoruz gündeme mutlaka her hafta ekonomiyle ilgili emekliyle ilgili emeklilikle yaşı takılanlarla ilgili asgari ücretle ilgili bir konuyu meclis gündemine biz getiriyoruz ama sol ve sağdaki bu karanlık yerler red için kalkıyor. Peki burada aslında şimdi Namık Bey diyor ki hani biz dernek olarak konuşuyor tabii o. Ama sendikalara da baktığımızda her kesimden bir temsilcinin orada oturması gerekmiyor mu? Aslında orada da bir baştan bir bu ücretler belirlenirken mesela. Her temsilcinin orada olması gerekmiyor mu her kesimin? Şimdi bu, ama bir bakıyoruz ki 3-5 kişiyle bu karar veriliyor. Bu düzgün. Gerçekten demokrasinin tüm kurumlarının oturduğu bir yönetimde olur. Tek adam yönetimde bu olmaz. Tabii ki sendika üyeleri gelecek, dernek başkanları gelecek, oturacağız, konuşacağız, ortak bir akılla karar vereceğiz. Bugün sendikayı tanıyorlar mı? Mecliste muhalefeti tanımıyorlar. Bakın bir kez daha söylüyorum. Muhalefetin yaklaşık 3 yıldır getirmiş olduğu tüm yasalara hayır eli kalktı. Ve biz ne getirdik? Dediğim gibi atanamayan öğretmenlerin sorunlarını, emeklilikte yaşa takılanları, emeklinin maaşını, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini söyledik. Dolayısıyla işte bütün bunlar... Bakın bir kanun meclise... teklifi. 2 yıl önce verdim. Emeklinin maaşının hiçbir
lirasına haciz edilemiyor, değil mi? Hı hı. Gelin dedim asgari ücreti de bunu getirelim. Asgari ücret diyoruz. Asgari ücret nedir? En az en geçinebileceği az. Ücret. İki yıldır kanun bekliyor. Hı hı. Gelmiyor. Yani halk için, insanımız için, gerçekten ezilen kesim için gelen her yasaya kapalı. Aslında şu anda şimdi Namık Bey biraz önce mevzuattan bahsederken aslında doğru bir nokta olduğunu tekrar vurgulamak gerekiyormuş. Çünkü baştan bir takım şeylerin düzelmesi gerektiğini, işte bunun da hem masa başında hem de meclis çatısı altında bunların gündeme getirilerek ortak bir kararla bunların çözümlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde işte böyle o açık devam ediyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesi biz ne diyoruz, market alışverişine ve faturalara gidecek sadece, ki ona da yetmiyor. Yani temel ihtiyaçlar bile yetmiyor. Birkaç dakikamız kalmış. Hemen Namık Bey'den de son cümlelerini alalım. Şimdi tabii Sayın Milletvekilimin dediği gibi, hı hı, yani demokrasilerde katılımcılık esastır. Yani evet, ortak paylaşmak ve ortak bazı kararlar almak hem endüstri ilişkilerinde, hem toplu iş hukukunda, hem sosyal güvenlik hukukunda Türkiye'nin aslında bunu bir sisteme bağlaması ve az önce örneğini verdiğim gibi, bakın memurların kanunu hiç değişmedi. 5510'dan sonra ilk defa memur olanları bir tarafa tutuyorum. Onlar farklı. Yalnız bizim mevzuatımızda o kadar çok değişiklik yapılıyor ki, bu değişiklikler 3 yıl sonra yeniden bir daha ihtiyaç oluyor. Oysa kanunlarımız baştan sona masaya yatırılmalı. Parametreler ve insanların gelecekte hangi koşullarda emekli olacağının, nasıl bir aylık alacağının, yani birazcık da güvence altına alınması gerekiyor. Hatta ben bir örnek vermek gerekirse, kalkınma planları Türkiye için en önemli bana göre göstergeler, parametreler. Kalkınma planlarında bu konular detaylı tartışılmıyor. Yani onlar, yani eskiden misal 5. kalkınma planında ben çalışmış bir uzman olarak söylemek isterim, paylaşmak isterim. Yani orada aylığın işte parametreleri üzerinde alt komisyonlar oluşturulurdu. Evet. Ve bundan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kanunlar yapılırken önemli belgeler olarak yararlanılırdı. Dolayısıyla tabii ki biz yine paylaşımdan, ortak karar almadan uzaklaşmamamız gerekir. Yani burada sendikal kimlik emekler için de gerçekten bir ihtiyaç. Çünkü bakın, evet, memur sendikaları memur emeklilerin toplu sözleşmelerde elde ettiği hakları uygulamıyor. İşçi ve bağkurlara ise 6 aylık enflasyonla 5510 sayılı kanun hükmü uygulanıyor. Yani bakın, iki örnek bile emekler, evet, arasında yani farklılığı ortaya koyuyor. Onun için emekler aslında bir çatı altında zaten hemen hemen örgütlü. Bu örgütlülüğün gerçekten kıymetini emeklerimizin bilmesi gerekiyor. Çünkü örgütlülük hak aramada en önemli basın grupları. Eğer biz bunlara kıymet vermezsek, yani şimdi emeklerimiz itiraz ediyor ama örgütlülükte çok sahip kalıyorlar Sayın Milletvekili. Yani uyuyorum kardeşim. Yani Türkiye Emekler Derneği küçük bir aidatla Türkiye'de emeklere hizmet etmek için gerçekten yani 50 yıllık bir çınar. Bu çınarda tabii ki milletvekilim Tarsus'tu. Tarsus'un çok önemli bir ismi de genel merkezimizde bir yönetici. Yani bu işlere gerçekten sendikal kimlikten gelen bizim yöneticilerimiz bu işleri gündemde tutuyor. Bu işlerin daha düzgün yapılması için tabii ki ikramiye başta olmak üzere insanca yaşamaya yetecek bir emekli aylığının ödenmesi, yani ülkeyi yönetenlerinde, siyasi partilerinde, sivil toplum kuruluşlarında en önemli ödevleri diye düşünüyorum. Peki, hemen Ali Mahir Başarır'a da söyleyelim. Yani örgütlenmeden de bahsediyor aslında. Üye olun çağrısında da bulunuyor. Tabii zaten derneğin genel saymanı Ömer Kurnaz, yeğenim, dayım benim. Onu söyleyeyim ben bu derneğin. Tarsuslu'dur kendisi. O kadar çok sorunlarını biliyorum ki. Tabii ki örgütlü bir topluma ihtiyacımız var. Ama maalesef ki meclis bu ülkenin gelişmişlik düzeyini Cumhurbaşkanı'nın bindiği uçak, yazın yüzdüğü saray, kışın kaldığı saray, arabaları ve işte Ahlat'taki o dev binalarıyla ölçüyor. Hı hı. Bence bir ülkenin gelişmişlik düzeyi emeklisinin maaşı, asgari ücretlisinin maaşı, işsizlik oranının ne kadar düşük olduğuyla ölçülür. Eğer benim emeklim
huzurluysa benim işçim gerçekten aldığı maaşla 30 gün rahatça geçinebiliyorsa ben gelişmiş bir ülkeyim. Yoksa i̇şte saray ne yapar, uçak ne yapar, Allah'taki saray ne yapar? Ekonomi programları da tabii çok sık ben açıklandı. Ben şunu paylaşmak geldi. İsterim ki izin verirseniz. Süremiz de olmuş. Son olarak Namık şunu Bey. Söylemek isterim. Aslında ben sosyal güvenliği partiler üstü bir konu olarak değerlendiriyorum. Evet. Çünkü sosyal güvenlik herkesin evinin içerisinde yaşayan ve bir hak olarak hepimizin savunması gereken gerçekten anayasal bir, evrensel bir hak. Dolayısıyla burada tabii ki devletimiz ülkeyi kim yönetirse yönetsin emekliyi baş tacı yapmalı. Emekliyi baş tacı yaptığı zaman bizim hem geleneklerimizden hem sosyal devlet olmamızdan o zaman huzurlu bir toplum olma yolunda ilerlememiz son derece mümkün olacak. Ama onu beraber yapacağız. Efendim? Onu beraber yapacağız. Yani beraberce hep beraber. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki. Yani ben dediğim gibi partiler üstü bu olay. Çünkü emeklinin yaşaması herkesin sorumluluğunda olan bir hak. Peki. Umarım, çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki. Şunu da son olarak söylemek isterim. İkramiyenin bundan sonraki artışının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herhangi bir kanunda yani önergeyle bir kanunun maddesine 5000 gösterdim sayılı kanuna ilave edilmesi ve bu tartışmaların sona erilmesi gerekiyor. Peki ilave edilir inşallah ama bir taraftan da işte reddediliyor o öneriler. Hep şunu söylüyorduk ekonomi programları da açıklandığında emekli yok, işçi yok, öğrenci yok diye emekli gerçekten yokmuş demek ki o son açıklanan ekonomi programlarında. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için size de çok teşekkür ediyoruz Sayın Başarır. Gün içinde de gelişmeler vardı sevgili izleyiciler. Hepsi akşam haberlerimizde sizlerle diyelim. Hoşça kalın.